Arkadaşlar selamlar, yeni videoma hoş geldiniz. Keyifleriniz, moralleriniz umarım iyidir. Bugün arkadaşlar sizlere Premiere Pro'da en iyi 10 kısa yolu göstereceğim. Bunların içinde çok fazla bilinmeyenler de var arkadaşlar, fakat bilinenler de var. Yani bu video aslında tüm kitlelere hitap ediyor. Basit kısa yollar da var, zor kısa yollar da var. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi sizi fazla bekletmeyeyim, videoya geçelim. Öncelikle size şunu söylemek istiyorum. Buradan arkadaşlar edit'e ve sonrasında keyboard shortcut'a, pardon konuşamadım, buna basarsanız eğer burada videoda göstereceğim tüm kısa yolları görebiliyorsunuz arkadaşlar ve buradan tuşlarını da değiştirebiliyorsunuz. Fakat burada gördüğünüz gibi dolu olan tuşlar var. Tuşları değiştireceğinizde, yani kısa yolları değiştireceğinizde buna göre dikkat edin arkadaşlar. Diyelim size uymuyordur bu tuş ve çok zordur yapması. Mesela arkadaşlar CTRL'e Shift ve K diye bir kısa yol var. Bunu değiştirmenizi öneririm. Bu şekilde kısa yollar var. Buradan istediğiniz kısa yolu değiştirebilirsiniz. Arkadaşlar ilk kısa yolumuzla başlıyorum. İlk kısa yolumuz gerçekten kolay bir kısa yol. Alt ve scroll tuşu. Scroll da arkadaşlar şu mouse'un oynatma tuşu oluyor. Bununla arkadaşlar kısacası oynatabiliyorsunuz. Yani büyüklük küçüklük oynatabiliyorsunuz, pardon. Oynatmayı sadece scroll ile yapabiliyorsunuz timeline üzerinde. Alt scroll ile ise arkadaşlar büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada bunu aynı şekilde şuradan da yapabilirsiniz. Ama bu tabii ki kısa yol. Bu da en basit kısa yoldu. Şimdi geçelim 2'ye. Arkadaşlar bu kısa yol hayatınızı kurtaran bir kısa yol. Bu da CTRL S. Burada zaten yazmışımdır ben altta. CTRL ve S'ye bastığımız zaman gördüğünüz gibi küçük bir şey çıktı. Bu da kaydediyor demek arkadaşlar. Yani bu manuel kayıt alır. Bildiğiniz gibi Premiere Pro normalde otomatik kayıt alan bir program. Fakat siz bunu tabii ki de bu şekilde yaparak manuel kayıt alabilirsiniz. Otomatik kayıttı. Ayarlardan ayarlamanız gerekiyor. Burada kaç sıklıkla, kaç dakika aralıkla vesaire olsun gibi seçenekler var. Fakat siz biraz ağır bir programda çalışıyorsanız, yani ağır bir projede çalışıyorsanız, bilgisayarınızda çok güvenmiyorsanız Premiere Pro arkadaşlar crash yiyebiliyor. Yani kapanabiliyor aniden. Siz çok önemli bir efekt yaptınız. Diyelim 40 dakika, 45 dakika önemli bir efekt yaptınız. Bunun için de o efekti bitirdiğiniz anda CTRL S yapmanızı ben öneririm. CTRL S, yani kaydetmedi arkadaşlar, bu şekilde hayat kurtaran ve çok önemli bir kısa yoldur. Bir sonraki kısa yolumuz arkadaşlar, yani kullanmayabilirsiniz ama illaki ara sıra kullanılabiliyor, fakat öyle çok fazla da kullanılmıyor. Bu da arkadaşlar gizleme. Shift ve E'ye basarsanız, klibimizi seçerseniz eğer, Shift ve E'ye basarsanız bu şekilde arkadaşlar videolarınızı gizliyor. Şu anda ben de bu 3 katmanda aynı video olduğu için burada bir şey fark edemezsiniz. Yani bu video arkadaşlar yok ediyor zaten, gördüğünüz gibi burada da karardı. Shift E'ye tekrar basarsak bu şekilde de açılıyor. Bundan arkadaşlar farkı, burada yok ettiğinizde tüm katmanı yok ediyor. Şu göze basarsanız arkadaşlar tüm katman yok olur. Bunu anlamanız için hepsini yapayım. Çünkü hepsinde aynı videoyu attım ben. Bu da dediğim gibi çok fazla kullanılmaz ama kullanılacağı yerlerde vardır. Şimdiki kısa yolumuz efekt silme. Bu da gerçekten muazzam bir şekilde işimize yaran bir kısa yol. Burada da şöyle, mesela arkadaşlar burada gördüğünüz gibi video karman çorman. Hemen efekt kontrolünden bakalım. Mesela burada sharpen, bunlar tabi uygulanmadı. Ben şu an size göstermek için yapıyorum. Sharpen, lumetri kalır, directional blur. Sonrasında bunda da aynı, bunda da aynı. Sonra burada arkadaşlar motion'ı değişik vesaire, rotation burada sizinle bu şekilde olabilir. Bunun için arkadaşlar yapacağımız çok kolay bir şey var. İstediğimiz klipleri seçiyoruz. Burada hangisini seçmek istiyorsanız. Sonrasında sağ tık ve remove attributes'a basıyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bayağı üste çıkıyor. Veya bunun için arkadaşlar başta bahsettiğim gibi edit ve keyboard shortcut'tan mesela buna tıklayalım. Sonrasında burada remove yazdığınız zaman remove attributes, buna çift tıklarsak arkadaşlar buraya kısa yolu da atayabilirsiniz. Bunun standart olarak kısa yolu gelmiyor. Sonra bunu şimdi kapatayım. Burada arkadaşlar sağ tık yapıyorum. Remove attributes'a basıyorum. Dediğim gibi isterseniz kısa yolu da atayabilirsiniz. Tüm videolara uygulanan işlemler çıkıyor. Burası audio, yani ses bölümü. Sese ben bir işlem uygulamadım. Ve burası da arkadaşlar video bölümü. Burada sileceğiniz efektleri tikli bırakıyorsunuz. Burası önemli. Mesela arkadaşlar ben burada sharpen'ı silmek istiyorum. Opacity'yi silmek istiyorum. Zaten elemedim ve motion'ları silmek istiyorum. Bu da arkadaşlar hızlandırma oluyor. Eğer hızlandırma yaptıysanız, ben bunları silmek istiyorum ve directional blur'la lumetrikaları saklamak istiyorum. OK'ye bastığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda seçtiğimiz efektler silindi. Mesela bunun pozisyonu yanlıştı. Yani oynamıştı ve düzeldi. Eğer çok fazla efekt silmek istiyorsanız bu şekilde tek de yapabilirsiniz. Bu da gerçekten aşırı derecede işimize yarıyor. Çünkü normalde yapsak buna geleceğiz. Efekte basacağız. Delete. Bu şekilde arkadaşlar zibilyon tane işlem yapacağız. Bunu yapmamak
yapmak için de bu gerçekten şahane bir kısa yol. Şimdiki kısa yolumuz timeline'ın tümünü kesme. Bu da arkadaşlar add edit to all track. Kısa yolu da CTRL, Shift ve K tuşları. Fakat bunu yapmak gerçekten bence oldukça zor. Bunu genelde CTRL, B vesaire atıyorlar. Yani sizde hangi tuş boşsa onu atabilirsiniz. Bence mantıklı olacaktır bunu yapmanız. Çünkü CTRL, Shift, K yani 3 tane tuş bence gayet zor. Şimdi geçelim ne işe yaradığına. Mesela arkadaşlar ben şuranın tamamını kesmek istersem eğer bunun için yapmam gereken şey biraz daha büyüteyim. Burada kesim aracını almak. Sonrasında buna tıklamak arkadaşlar. Bu bence gerçekten oldukça zor. Bunun bir diğer kısaltılmış yöntemini gösteriyorum. Burada tekrardan seçim aracına tıklayıp burada Shift'e basıp kesmek arkadaşlar. Bu her şeyi keser. Yani bizim istediğimizi yapıyor. Bunu özellikle çok katman çalışıyorsanız bunu kullanmak mantıklı. Fakat bunun daha da dediğim gibi kısa yolu var. Şimdi CTRL-Z ile geri alıyorum. Burada Selection tool'umu yani başlangıç tool'umu alıyorum. Şimdi CTRL, Shift ve K'ya basıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamını kesti. Bence bu arkadaşlar gerçekten güzel bir kısa yol. Özellikle masaüstü kaydını ve görüntüyü ayrı alanlar için cam katta yani hızlı kesimde mesela ı falan dediğiniz yerler olur. Oraları kesmek de gerçekten muazzam. Çünkü o zaman iki katman çalışıyorsunuz. Belki de daha fazla. Böyle yapınca da gerçekten güzel bir kısa yol olmuş oluyor. Orada da arkadaşlar kesim aracını alıp tek tek kesmek bence gayet yorucu bir işlem. Bunun için de böyle bir kısa yol var. Bence bunu da kesinlikle kullanın. Şu anki kısa yolumuz Ripple Delete yani tümünü silme. Bu da gerçekten oldukça etkili. Bunun da normal kısa yolu Shift ve Delete. Fakat bu da gerçekten zor bir işlem. Çünkü Shift klavyenin başka ucunda, Delete klavyenin başka ucunda. Bunu da dediğim gibi farklı farklı yerlere atayabilirsiniz. Size kolay gelen ve boş olan yerlere atayabilirsiniz. Bunu da göstereyim arkadaşlar. Mesela burayı silmek istiyorum ben. Şu iki yer kalsın istiyorum. Bunun için Delete yani silme tuşuna basarız. Ve burada boşluk kalır. Bunun için de bir daha basıp Delete'e basarız. Ve bu şekilde silinir. Fakat CTRL-Z ile geri alayım. Bunun bir başka kısa yolu. Buna basıp arkadaşlar yani bunları seçip Shift ve Delete'e basmak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çat diye sildi. Burada yani boşluğu kendisi gideriyor. Burada iki işlem yapmamıza olanak sağlamıyor. Direkt tek işlemle işi bitiriyoruz. Bence bu da gayet güzel. Şimdi de geldik efekt kopyalama kısa yoluna. Bu da gerçekten işimize yarar. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoda en çok işinize yarayacakları gösteriyorum. Burada da mesela ben buraya Directional Blur ve Lumetric Color attım. Bunların ayarlamalarını falan yaptım. Ve diğer videolarını da atmak istiyorum. Bunu tek video üzerinde yaptım. Bunun için yapmamız gereken arkadaşlar Lumetric Color ve Direction Blur'u seçmek. Bunu da şöyle yapıyoruz. Bu arada burada sizde aynı olmayabilir. Burada istediğiniz efekte kadar kopyalayabilirsiniz. Bunun için ana başlıkları seçmemiz gerekiyor. Bunu da eğer ayırt edemiyorsanız şurada kapatma tuşuna basarsanız gördüğünüz gibi ana başlıklar seçili oluyor. Buradan bir tanesini seçiyoruz. Sonra diğerini CTRL tuşuna basılı tutarak seçiyoruz. Ve gördüğünüz gibi ikisi seçildi. Burada istediğiniz kadar seçebilirsiniz. Sonrasında CTRL-C. Bu kopyalama kısa yoldur. Bu tüm bilgisayar için kopyalamadır arkadaşlar. Sonra mesela ben şu ikisini uygulamak istiyorum. CTRL-V arkadaşlar. Bu da tüm bilgisayarlar için yapıştırma kısa yoldur. Gördüğünüz gibi buna uygulandı fakat ben herhangi bir oynama yapmadığım için burada herhangi bir şey görmediniz. Burada istediğiniz kadar efekt atın şu efekt kısmından. Bunu bu şekilde kopyalayabiliyorsunuz. Yani bir videoya attım bunu tekrar ne yapacağım, diğerlerini nasıl alacağım vesaire. Bunun derdi telaşı bitiyor. Bence bunu da kullanmanız gerekiyor. Geldik bir sonrakine. Bu da Maximize or Restore yani büyütme küçültme kısa yolu. Bu da arkadaşlar şu şekilde ayarlanabiliyor. Edit'e basıyoruz ve burada Keyboard Shortcut'a giriyoruz. Bunun arkadaşlar bizim için bir tuşu yok fakat normalde bir tuşu var. Bu da şöyle oluyor arkadaşlar. Biz Türk klavyeleri kullandığımız için bu tuş bizde aktif değil. Fakat normal diğer İngilizce klavyeler için aktif. O yüzden bunu bizim aktif etmemiz gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar Max yazarsanız burada çıkacaktır. Gördüğünüz gibi şu işaret. Buna basıp bunu kaldırabilirsiniz. Sonrasında buna basıp arkadaşlar el seçin altındaki tuşu atamanız normal olacaktır. Bu tuş zaten boşta. Ben atıyorum bunu. Sonrasında OK'ye basıyorum. Şimdi arkadaşlar mesela buna tıklıyorum. Atadığımız tuşa bastığım zaman gördüğünüz gibi full ekran full ekran veya bu full ekran full ekran bu şekilde yani full ekran küçültüyor vesaire bu şekilde yapılabiliyor. Bunun da bu arada normali buna çift tıklamak. Şöyle çift tıklarsanız gördüğünüz gibi oldu. Tekrar bu şekilde ama bunun bence kısa yolu daha güzel burada. Şu şekilde şu şekilde. Bunu genelde sadece ekran için kullanırsınız. Geldik 9. kısa yolumuza. Bu da Q ve W. Bunu da birçok kişi biliyor olabilir. Arkadaşlar öncelikle Q'yu söylüyorum. Bu da atanmış bir kısa yol ve bunu değiştirmenizi önermiyorum ben. Q'ya basarsanız arkadaşlar videonuzun gerisindeki partları siler yani videoları siler. Mesela Q'ya basıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sildi. Bunu şurada daha iyi anlayabiliriz. Mesela Q'ya bastım sildi. Yani arkadaşlar şu mavi şey neredeyse onun gerisini siler. Mesela arkadaşlar
şöyle videonun tam uzunluğu bu şekilde gördüğünüz gibi Q'ya bastım ve gerisini sildi. Bu gerçekten işe yarıyor. Mesela ben başlangıçta falan öyle şeyler yapabiliyorum ve birçok kişi de yapar. Yani başlangıcı genelde tek de çekilmez. Fakat çek edebilirsiniz tabii ki, ama eğer hatalarınız varsa başlangıçta mesela direkt Q'ya basarak o geri kalan kısmı atabilirsiniz. Şimdi gelelim W'ya. W'da arkadaşlar bir sonraki oluyor. Yani ileriki. W'ya bastım ve ileriki katmanı sildi. Yani arkadaşlar bu bölük yerden ilerisini siliyor. Yani şuraya kadar siler. Yani hepsini silmez. W'ya bastım, sildi. Hızlı kesimde hata yaptığınız yerleri kesmede çok kullanışlı. Geldik son kısa yolumuza. 10. kısa yol. Bunu da belki birçoğunuz biliyordur. Fakat bilmeyenler için yine gösteriyorum. Bu da arkadaşlar klip kopyalama kısa yolu. Bunu şu şekilde yapıyorsunuz. Bunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Yani herhangi istediğiniz klibi seçiyorsunuz. Klavyeli alt tuşuna basıp bir üst katmanı çekiyorsunuz. Bunu bu arada basılı tutarak yapmanız gerekiyor. Alt tuşuna basıyorum ve bir üst katmanı çekiyorum. Alt tuşuna basıyorum, bir üst katmanı çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar gayet kolay bir şekilde klip kopyalamamız mümkün hale geliyor. Normalde CTRL-C yani kopyala sonra yapıştır falan oluyor. Fakat bence bu bayağı yorucu. Geldik videonun sonuna. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tür daha fazla videolar istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar eğer unuttuğum bir kısa yol varsa, güzel olan bir kısa yol veya sizin bildiğiniz farklı ve işimize yarayabilecek bir kısa yol varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer yorumlara yazarsanız bu şekilde daha çok kısa yol öğrenme imkanımız olacaktır. Benden bugünlük bu kadardı. Şimdilik hoşça kalın. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost.